Bugüne kadar izleyiciyle buluşturduğu dizi ve programlarla başarılı işlere imza atan ATV yine bomba gibi bir programla Beyaz Cam'da fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. Vites. Silecek. Pas. Sırayı sende zaten. 13 Haziran akşamı ilk yayınıyla ekrana gelecek olan Alan'ın sunucu koltuğunda Oktay Kaynarca var. Açıkçası biz çok heyecanlıyız. Dünyada büyük ses getiren yarışmanın Türkiye'de nasıl olacağını çok merak ediyoruz. Vallahi hiç merak etmeyin, çok güzel olacak. Çünkü bu bir format, biliyorsunuz. Yurt dışından getirilmiş bir format ama yurt dışında izlenme rekorları da kırdığı da doğru ama açıkça şunu ifade etmek istiyorum. Bütün ekip arkadaşlarım da hemfikir. Biz en iyisini yaptık. Yani yabancılar da bizim en iyisini yaptığımızın farkındalar. Hatta bizden, ne yalan söyleyeyim, bazı tüyolar da istiyorlar. Hani bunu nasıl yaptınız, şunu nasıl yaptınız falan diye. Teknik ekip de bizim tabii korkunç hakim meseleye. O yüzden onlara da kocaman bir alkış bence. İşte en sevdiğim an. Çünkü birbirinden iddialı tam 100 yarışmacı şu anda stüdyomuza giriş yapmak üzere. Buyurun efendim. Vallahi ben bile heyecanlandım. Bir de tabii çok renkli, böyle şatafatlı ve eğlenceli gibi gözüküyor olmasına rağmen, ki bunu istiyoruz, çok ciddi bir bilgi yarışması. Gerçekten çok ciddi bir bilgi yarışması ve çok önemli bir strateji yarışması aynı zamanda. Efsane olmuşsun var ya. Yine efsanesin. Gösterildiği ülkelerde izlenme rekorları kıran yeni nesil yarışma programımız Alan'a hoş geldiniz. Rating rekorları kıran dizilerde hayat verdiği karakterlerle beğenimizi toplayan Oktay Kaynarca'nın bu iddialı formattaki duruş ve tutumunun nasıl olacağı da merak edilenler arasında. Şimdi tabii benim özellikle erkek seyircinin gözünde enteresan bir duruş biçimim var. Burada onun değişime uğrayacağı kaygısıyla ilgili yorumlar var. Ama tabii bunlar kaygı. Seyrettikleri zaman hiç öyle bir şey olmadığını görecekler. Çünkü sonuçta ben aktörüm. Sonuçta ben aslında geçmişte de yaptığım gibi sunucuyum. Ve bütün bu sektörün her alanında olduğu gibi bu alanında da aslında hep iddiamı sürdürdüm. Ama oyunculuktan vakit bulup bir türlü geri dönememiştim. Şimdi bununla tekrar sanıyorum önemli bir başarı yakalayacağız ekip olarak. Bence o kaygılarından uzak dursunlar. Seyrettiklerinde de gerçekten yine evlerinde her hafta bir Oktay Kaynarca olacak. 100 yarışmacı, 100 parsel ve 100 kategori. Kapışma başlasın. İyi olan kazansın. Dikiş makinesi, termometre, modem. Aa, bay bay. Oktay Kaynarca'nın oyunculuktaki başarısı, deneyim ve birikimini biliyoruz. Başarılı oyuncunun mesleki bilgisi dışında yarışmadaki 100 kategoriden hangilerinde iyi olduğunu kendisine sormak istiyoruz. O hiç belli değil arkadaşlar. 100 tane kategoriden bahsediyoruz. 100 kategorinin hangisine ben buna yakınım deseniz bile o kategorilerin içerisinden öyle ters köşe şeyler geliyor ki siz kendi kendinizin rakibi olabiliyorsunuz. Biz kendimiz de yarışıyoruz arkada seyrederken. Bazen bilgilerimizi tazelemeye çalışıyoruz, yetişmeye çalışıyoruz ama öyle enteresan parantezler açılıyor ki kendi kendimizi eliyoruz. Zaten yarışmanın en önemli faktörlerinden bir tanesi de o. Kendi kendinizin rakibisiniz zaten. Her bölümde tam 100 bin. Bütün alana sahip olacak yarışmacımızın toplam ödülü ise tam 1 milyon. Programdaki her yarışmacının kendi alanını genişletmek için diğer yarışmacılarla kıyasıya bir rekabet içinde olması gerekiyor. Bakalım sevgili Oktay Kaynarca yarışmacılar hakkında ne düşünüyor? Vallahi burada yarışmacı olmak, bir kere yarışmacı olmaya çalışmak çok zor bir iş. Böyle bir iddiada olmak çok zor bir iş. Buraya gelmek çok zor bir iş. Yarışmak da çok zor bir iş. O yüzden onların işi gerçekten çok zor. Yani burada bir strateji oluşturmaya çalışıyorlar. Şans faktörünü değerlendirmeye çalışıyorlar. O psikolojiyi yönetmeye çalışıyorlar. Bütün bunların hepsi bayağı kocaman bir performans. O yüzden onların işi herkesten daha zor. Müzik
Sürprizlerle dolu bir oyun, zamana karşı bir bilgi mücadelesi ve yüz yarışmacı. Eğlenceli ve heyecanlı. Sevilen oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla alan ilk yayınıyla 13 Haziran akşamı ATV'de. Sakın kaçırmayın. Kapışma başlasın. İyi olan kazansın. Cemal Süreyya. Gayet sıkı karantin. Ben elendim.